Geldin diyelim, evet. Selamlar Hekim abla, hoş geldiniz. Aleyküm selam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Biraz evet. Stresli mi? Yani evet. Çay bekliyor. O da benim gibi çay bekliyor. Çay demiyorum. İnşallah birazdan İyi, çay. İyi, hızlı kaynadı ya. Evet. Çünkü ben biraz önce açtım da fişi takılı değilmiş. Acemi olunca. Öyle kaynamasını bekliyordum. Fişi takılmadan kaynamıyor, evet. Aynen. O kadar iman gücümüz yokmuş yani. Evet, bu arada seyircilerimiz yavaş yavaş girmeye başladılar. Yavuz abimiz ifşa edeyim mi? Artık ettiniz daha Artık ne kadar. Ettim. Çay demlendi mi diyor. Şu anda demleniyor. Evet, gene Ankara'dan müdavimlerimizden Ahmet abimiz var. Hoş geldiniz diyoruz. Bu neredendi abi? Londra'ya geçmişti abi. Moskova'daydı, sonra Londra. Joldosov. Londra'da mı şu anda abi? Joldosov. Abi nerede olduğunuzu yazabilir misiniz? Londra geçen hafta yazdı Ömer abi. Ne yapacaksınız? Ya, nerede olduğunu ifade edeyim ya. Evet, Onur abi kasadı. Konum İyi yayınlar dilerim. Bu chatten konum paylaşılıyor mu? Yazabilirler. Yani, yazabilir, evet. Ama ismi doğru okuyabiliyor muyum bilmiyorum. Uson Joldosov mu? Show mudur belki? Joldosov. Yani. Ya bizim okuyabileceğimiz şekilde de yazabilirseniz ismi daha iyi ifade ederiz diye düşünüyorum. Evet, çok değerli bir misafirimiz var bugün. Sağ olsunlar. Birkaç haftadır bekledik. Çünkü bize anlatacağı çok güzel şeyler var. Çok müthiş bir projenin içinde. Onu soracağız, onu dinleyeceğiz. Neler yaşadınız? Bu seviyeye, bugünlere nasıl geldiniz? Onların hepsini tek tek soracağız. Ama ondan önce sizi tanıyacağız. Tanımamız için de Kader abla kimdir? Kader abla kimdir diyeceğiz. Erdem Bey. Zor olmayacak değil mi sorular? Bazıları için zor oluyor. Yani zor olduğunda şöyle cevap vermeyebilirsiniz. Bunu geçin derseniz geçeriz. Ya da şöyle dediğim gibi hani taç atabilirsiniz. Mesela taca. Ömer abinin hala hani 98 yaşında olduğunu öğrenemedik. Bu öğrenemedikleri. Evet abla. O zaman şöyle. Ne dersiniz? Yavaş abla, yavaş başlayalım. Adınız, soyadınız? Kader Çetin. Yaşınız? Galiba ben de Ömer abiyle aynı. Aynı yaştayım diyeceğini bekliyorum. Ömer abiyle bu aynı konuyu yaşta. Çok konuşmak istemedim konulardan bir tanesi. Ömer abiyle ama aynı yaşta olmayın. Ben aynı yaştayızdır, bilmiyorum. Ama yani hissettiğim yaş itibariyle kendimi böyle 18-20 öyle hissediyorum. Bu koşturmacanın yani içinde yaşınızı zaten öyle de olması gerekiyor. Evet, hissedemezsiniz yani diye düşünüyorum ben de kesinlikle. Birazdan seyircilerimiz de bize hak verecekler. Yani gerçekten müthiş bir koşturmacanın içindeler. Bu yaşını hatırlayacak, şey edecek durum yok diye ederim, ben de evet bizatihi şahidim. Evet Erdem Ama Bey. Ama mesleğiniz? Şu anki aktif mesleğim. Çok şey yaptık çünkü de yani. O zaman dinleyebiliriz. Bizim vaktimiz bol. Öyle mi? Yani daha kronometre başlatamadı Rumi Bey. 99-88 gidiyoruz bakalım öyle. Bir şey yok. Abi bence vazgeçelim. O, tamam. Öyle kalsın. 3 evet. Dakika fazla. Mesleğiniz var dedik abla. Mesleğim ben herhalde yani 18 yıl oluyor Fransa'ya geleli. 18 yılda da çok yer değiştirdim ve çok belki de vazife de değiştirdim. Ama şu hep an Fransa içinde değil mi? Evet, hep Fransa içinde kaldım. Ona biz çok yeri değiştir demiyoruz yani, ülke Yo, olmayınca. Tabii siz daha international bakıyor olabilirsiniz ama yani Fransa olarak da ben de bayağı her köşeyi gördüm ve gezdim, vazife yaptım diyebilirim. Koşturmacanın yani bir parçası da bu o zaman. Aynen öyle yani. Çok güzel ya, çok güzel. Güneyinden tut Alzasına, işte Paris'ine, yani hani 18 yıl hakikaten farklı farklı vazifelerde bulunduk. Şimdi de işte Arjantöy'deki 95'teki Arjantöy'de Ninfar Derneği'ndeyiz. Evet. Oranın işte bütün aktivite sorumluları vesaire, onlarla ilgileniyoruz, onlarla uğraşıyoruz. Evet. 3 yıl olacak herhalde yaklaşık olarak. Çok 3 yıldan güzel beri bu vazifedeyim. Çok güzel. Evet. Fransa'ya ne zaman geldiğiniz sorusu var ama ona da cevap verdiniz. 18 yıl. Evet, 18 yıl. Türkiye'den geldiniz. Evet, Türkiye'den geldim. Ben İzmirliyim, İzmir'den geldim direkt. İzmir'den direkt geldiniz. Aynen evet öyle. Çok güzel. Hizmetler nasıl ve ne zaman tanıştınız?
çok küçük yaşta tanıştım. Ortaokulda ilk herhalde ışık evlerde kalan böyle çok küçük bir kız çocuğuydum herhalde. Küçük bir şehirde oturuyordum. Oturduğum şehirde ilk açılan ışık eviydi. Hatta kalıcı bir ablası bile yoktu. Oradaki bölgedeki ablaların büyük yetişkin kızları başımızda belletmen olarak kalıyordu. O şekilde hem de hizmetle tanışmış oldum. O şekilde de hizmetle... Yani sürekli mi kalmaya başladınız evet. Evde öyle mi? Hı. Ailem zaten şeyde oturuyordu, köyde oturuyordu. Hı-hı. Ben okul için gelmiştim. Dolayısıyla İlçeye geldiniz. Öylelikle evlerde kalmaya başladık. Sonra dershane hayatıdır. O şekilde devam etmiş oldum. Evet. Onun devamı da hep geliyordu sana. Yani yine olacak mı? Yine devamı. Ben çok önceden cevap vermiş oldum. Yok yok, aktif olarak peki burada hizmetten evlerde kalmış oldunuz ama aktif olarak siz hizmeti benimseyip de ne zaman böyle yani aktif hizmet yapmaya başladınız? Herhalde Fransa'ya geldikten sonra aktif bir şekilde hizmetin içerisinde bulunmaya başladım. Türkiye'de böyle küçük küçük gruplar vardı ama yani tam hani böyle ilgilendiğim değil de ilgilenildiğim, ben öyle hep ifade ettim yani, benimle ilgileniyorlardı yani hani. Fransa'ya geldikten sonra tam manasıyla aktif hizmetin içerisinde bulunmaya başladım. Ve 18 yıl oldu. Evet, 18 yıl oldu. Çok güzel. Evet. Nerede yaşıyorsunuz ve bölgenizin nesi meşhur? 95 bölgesinde yaşıyorum. Franconville şehrinde oturuyorum. Argenteuil'de de çalışıyorum. Ben neyden bahsedebilirim? Argenteuil çalıştığım yerle alakalı. Çok fazla derneğin, yani zaten hani Val d'Oise'ın bildiğim kadarıyla 3. büyük şehri olarak geçiyor Argenteuil. Çok büyük. Çok büyük bir şehir hakikaten ve dernek yoğunluğu da çok yoğun. Yani 1000'den fazla dernek var. Yani bir tek şehirde, yani küçük bir şehirden bahsediyorum. Bir tane şehirde 1000'den fazla dernek var ve bunların 500'ü falan da çok da aktif. Yani hani çok çok aktif. Bu aktif olan derneklerden biriyiz. Şey de çok güzel. Yani hani farklı farklı derneklerin de birbirleriyle olan ilişkileri de güzel. Yani hani işte birbirimizin partnerlik falan. Aynen öyle. Birbirimizin programlarına katılıyoruz. İşte onlar bizim programlarımıza, biz onların programlarına falan. Yani böyle güzel de bir dernekler arası da sinerji var. O da çok yani beni çok memnun ediyor. Bu dernekler şimdi yani diyelim sizin dernekte işte Türkler var. Başka derneklerde gene böyle yabancıların olduğu mu yoksa Fransız? Özellikle bunu düzeltmek istiyorum gerçekten. Yani ki artık yok yani bizim dernekte Türk yok yani. Hani belki sadece iki kişiyiz diyebilirim. Ortalık karıştı. Orayı karıştırdık. Yani şu an mesela üye olarak 90'a yakın üye var. Yani taş çatlasın 10 tane ancadır herhalde yani üye sayımız Türklerden. Yani Türk kökenli. Türk kökenli. Hani ama onlardan 10 tane var. Diğer dernekleri ben merak ettim. Onlarda da böyle karışım var mı? Yoksa tamamıyla yerli dernekler mi? Yani hani herkesin biliyorsunuz yani Fransa'da da bu bir gerçek. Her bir derneğin aslında bir ideolojisi var. Tabii yani ki, hani. Ve dolayısıyla hitap ettiği bir kitle var. Evet. Yani hani bir şey var. Çok karışım olan dernek açıkçası yok yani. Hani herkes böyle işte bir gruplaşma var. Evet. Ama işte hani şeye güzel kuruldu diye düşünüyorum ya da hani belki ben hani o şekilde görüyorum bilmiyorum. Ama böyle hakikaten birbirimiz arasında hani işte birbirimizin programlarına gitme vesaire o yönü çok beni çok 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 tatmin ediyor. Çok hoşuma gidiyor yani. Çok güzel. Yani. Çok güzel ya. Yani birlikte proje yapma. O zaman Arjantin'in dernekleri meşhur dedi. Bana yani hani. Bana göre. Bana göre öyle yani. Bana göre dernekleri meşhur. Güzel bir şey ama o bir şehirde 1000'den fazla derneğin olması gerçekten yani küçük Fransa. Yani Fransa dernekleri ülkesi. Fransa dernekleri ülkesi evet. Kesinlikle. Ama küçük bir şehirden bahsediyoruz. Evet, evet. Yine de yani orası hani böyle çok daha küçük bir yoğunlaşmış. Bir şehirde. Acaba sebebi ne? Ya onu da düşünmek lazım. Neden acaba öyle olmuş? Yani katkı sağlamak istiyorlar herhalde topluma değil mi? Oradaki insanlar. Yani ben mesela belediyenin birçok işini hakikaten dernekler yapıyor. Yani hakikaten dernekler üstlenmiş gibi bir şey yani. Hani herkes farklı farklı alanında işte yani böyle vazife paylaşımı yapmış gibi ve çok çok aktif dernek var yani. Evet.
Bu 1500'ü çok çok aktif dediniz. Tamamıyla evet. Devletle çalışıyorlar bunlar yani. Yok yani. Çalışmayanlar da var. Çalışmayanlar da var. Yani anladım. Sadece tek bir işte faaliyet gösteriyor mesela. Sadece onu yapıyor mesela. Yani hani bir tane dernek var. Anti gaspi üzerine, israf üzerine mesela bildiğim. Ayda bir defa israfa karşı atölye düzenliyorlar. Yani hani yaptıkları sadece bu yani hani ama toplanıyorlar ayda yani bir defa yemek çok, yapıyorlar. Ülkede çok israfı yok bence onlara ayda bir ancak iş düşüyor gibi belki. Yani. Ya öyle değil de şey biraz nasıl yapıyorlar? Arjantöy'deki işte süpermarketlerde raf ürünleri bitmiş tükenmiş olan ürünlerin derneklerin alma hakkı var bilmiyorum biliyor musunuz? Normalde süpermarketlerde olan ürünler raf ömrü bitmişse direkt üzerine javel atılır yani hani ve çöpe atılır kesinlikle hiç verilmez yani kanunen yasaktır bu. O dernek ama derneklere verme hakkı var yani kanunen veri alabiliyorlar. Bu dernek bunu mesela üstlenmiş gidiyorlar. Alıyorlar ürünleri, raf ömrü bitmiş ürünleri. Çağırıyorlar insanları. Hep beraber yemek yapıyorlar. Et hiçbir şekilde kullanılmıyor veya işte ne bileyim hayvansal yağ kullanılmıyor. Tamamen işte vejetaryen. Ondan sonra Cartier'deki insanları çağırıyorlar. Yemek yapıyor. Tek yaptıkları bu yani. Evet. Ayda bir defa güzelce bunu yapıyorlar. Güzelmiş. İyi faaliyet. Yani. Yani o yiyeceklerin israf olmaması için yani mantıklı yani yoksa atılacak yani. Ablaya diğer derneklerde soralım mı? Zaten bence şey partner dernekleri de ikinci bölümde yani Nilüfer Derneği'ni daha fazla dinlerken destek o zaman da şey yaparız yani. Oraya gideceğiz olanlar. Oraya geleceğiz. Ömer abim meşhur laflarından. Oraya geleceğiz. Evet sorularımıza devam edelim. Nereden yaşıyorsunuz sorusundan sonra hangi takım? Yani eskiden çok koyu Fenerbahçeliydim. Artık herhalde o koyuluk bitti. Yani hani çok uzun zamandan beri yani hani hayatında böyle meşakkatinden hani o tarz şeyler çok böyle artık olmuyor ama koyu bir Fenerbahçeliydim. Türkiye'deyken mi? Evet. Buraya gelince? Yok yani hala Fenerbahçeliyim. Hiç değişmedi ama fanatiklik kısmı azaldı yani. Ya maçları izliyordunuz. Kadroyu biliyordunuz az çok. İzliyordum gerçekten hani hatta Alex kardeşim. Alex zamanı herhalde biraz öyle. Aynen kardeşimle beraber hani hakikaten böyle fanatik bir şekilde izlerdik yani. Hatta küçüklüğümde çok bunun şeyleri olurdu. Köyde otururduk. Bizim bir bakkalımız vardı köy bakkalı. Allah rahmet eylesin vefat etti. Şeydi o da koyu Galatasaraylıydı. Hep böyle işte şey yapardı. Çikolata, işte cips hani takımını değiştir sana bunu vereceğim hani böyle. Gıcık olurdum. Kardeşim hemen takımını değiştirirdi. Ben de ona o kadar sinirlenirdim ki ben asla takımımı değiştirmem. Ölsem de beraberceliydim yani. Tarafgirlik. Aynen. Bir durum. Yapacak durum bir şey yok. Evet devam edelim. Ama en beğendiğiniz film? En beğendiğim film, ben Babam ve Oğlum filmini çok seviyorum. Hala da bilmiyorum kaçıncı kez izledim. Her izlediğimde de ağlarım. biraz böyle şey herhalde, aile bağları çok kuvvetli bir aileden geldim herhalde o yüzden de. İzmirliyim demiştim. İzmir şivesi de var yani. Hani Seferihisar'da geçiyor zaten. Aynen öyle. Ve aile bağları da böyle her yönüyle çok, size hitap evet, ediyor. Tam manasıyla böyle ağladığım işte bam telimle bazla bir film yani. Diliyle diniyle derler. Evet. Peki en beğendiğiniz müzik parçası, şarkı veya türkü? Biraz bizim evde şey oldu bu. Kızlarım yani çocuklarım bu şarkıyı açtığımda şey olurlardı. Annem yine ağlayacak, annem yine işte üzülecek, annem yine şey yapacak diye çok böyle konuşulsun, açılsın falan istemezlerdi. Canan Erçetin'in Son Mektup şarkısını ben çok severim. Orada da hep böyle zaten hani malum süreçle birlikte gidemeyişimiz aileyi hatırlattığından dolayı öyle bir şeyimiz var yani evin içerisinde. Evet bu Türkçe ne şarkılar. Ne kadar oldu diyecektim gidemeyeli de. O yüzden tarihe mi bas? Saate mi bugünden hesap diye. Hani... ne kadar oldu gidemeyeli. 7 yıl mı? 7 yıl. 2016'dan itibaren sayar. Evet. 7 yıl oldu. Neredeyse 7 yıl olmak üzere. Hayırlı. Artık saymıyorum daha önceden de başlamış olabilir. Evet. Evet. Hayırlısı. Yani bu Türkçe şarkılar bilhassa hem geçmişteki yani hayatımızdan bir şeyler hatırlatabiliyor ve tabii ana dilimiz olduğu için aynen öyle. Daha çok insana ne diyelim etki ediyor esasında. Yani yabancı bir şarkıda çok fazla olmuyor da evet.
çok daha insanı etkiliyor. Ağlatabiliyor diye etkileyebiliyor. Ama yani sanki abla böyle filmleri, şarkıları sırf ağlamak için yani çocuklarda biraz o oluşmuş gibi hani. Aslında öyle annem değil. Annem gene ağlayacak. Yani hani aslında öyle değil. Özellikle bu şeyden sonra hani çok nadir açmaya çalıştım gidemedikten sonra. Zaten ağlamak istediğimde herhalde açıyordum yani hani öyleydi. Yani. Ama tam tersine yani hani çok onun altında kalmamak için hep böyle daha güldürecek, daha böyle işte bizi motive edecek, işte hani o yönü göstermeyecek ne bileyim programlar vesaire onlara hani daha çok yönelmeye çalışmaya. Çok çok böyle hani sürekli dinlemiyorsunuz sürekli değil yani. Hani. Bir de zaten hakikaten açık söylemek gerekirse çok buna da vaktim de yok yani hani hakikaten yani hani böyle güzel şarkı dinleyeyim, film izleyeyim vesaire çok fazla öyle bir lüksüm de yok yani hani çok maalesef. Üç çocuk annesiyim nihayetinde. Maşallah. Hem iş hayatı hem ev hayatı bana çok da izin vermiyor yani. Evet. Abi bir sonraki soru, hizmet hayatınıza başınıza gelen çok ilginç bir olayı bizimle paylaşır mısınız? Yani İzmir günleri de olabilir. Not olarak şey diyorum genelde, Ömer abi Subhanallah dedirtecek seviyede olması gerekiyor. Yani bu konu çok geniş bir konu aslında bence. Çok da hikaye vardır herhalde anlatılacak ama böyle ilk sorulduğunda bana böyle işte şey aklıma geldi. Yine 95'e ilk taşındığım zamanda herhalde. İşte neyse gruplarımız var, ablalarımız var. Bir tane yabancı bir arkadaşla tanıştık, ismi Pascal. Senegalli birisiyle evli ya da işte beraber. Bir vesileyle tanıştık ama bizi bırakmıyor. Yani her fırsatta görüşmek istiyor bizimle. İşte sorular soruyor, hem de sorduğu sorular dini sorular falan hani. İşte biz bana yönlendiriyorlar cevap verelim falan. Bizim böyle bayağı bir arkadaşlığımız ilerletti. Hani daha sık görüşür olduk. Sonra işte şey, bir gün dedi ki ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Dedim yani çok güzel, çok şaşırdım hani işte. Ona hatta işte o zaman işte bir merasim falan düzenleyelim işte hani falan gibi bir konular geçti. Sonra dedik ki yok yani hani böyle bir şeye gerek yok, bir merasime falan gerek yok yani hani. Kendi çapımızda küçük bir işte şey yaptık, program yaptık. Ve ilk hani işte yani Müslüman oldu orada aramızda. Ama bu bayanın hep soruları vardı, hep böyle şeydi. Hatta Müslüman olduktan sonra hep beraber bölge olarak işte şey yapmıştık, bir gezi düzenlemiştik. İngiltere'ye gittik. İngiltere'de de oradaki abilerden işte kurum ziyaretleri vesaire yaptığımızda, diyalog merkezini gezdiğimizde orada abiye sorduğu bir soru vardı ve beni böyle hakikaten hala bile yani şey yapar, sarsar yani aklıma geldikçe. Şey demişti, işte abi anlatıyor, diyor, işte protokolle şöyle ilgileniyoruz, resmi kurumlarla böyle ilgileniyoruz, işte şöyle faaliyetlerimiz var, böyle faaliyetlerimiz var. Çünkü bu bayan 18 yaşında sokağa atılmış. Hatta SDF olarak bir yıldan fazla zannedersem bir bayan olarak sokakta kalmış. Ya. Hani böyle bir bayan ve orada şey söylemişti abiye, tamam yaptığınız şeyler çok güzel ama inanın sokakta yürüdüğünüz, belki de hani hiç şey görmediğiniz insanların da size ihtiyacı var. Hmm. Yani gerçekten size şu sokakta giden herhangi bir insan, hatta böyle küçümsediğiniz hani bir değer koymadığınız birinin bile size ihtiyacı var demişti. Ve şu an o arkadaş hani hizmeti de biliyor. Senegal'deki okulları da görmüş. Oradaki abiler gitmiş evine ziyaret etmiş. Hani böyle bir arkadaş oldu hakikaten. Evet. O yönüyle yani hani hizmetin bereketi, hizmetin güzelliği hakikaten yani beni de çok böyle tatmin evet eden bir şey olmuş oluyor yani. Subhanallah. Oldu galiba değil mi? Estağfurullah. Yo, estağfurullah. Yani gerçekten. Yani sanki biraz şey, sonu biraz Ömer abi biraz düşündürdü. Yani daha şu yani. Ama bakmıyoruz öyle değil mi? Hani genellikle şey oluyor işte, bilmiyorum belki de yanlış da olabilir ama son zamanlarda bunu ciddi savunmaya başladım. Hani işte protokol gelsin, işte ne bileyim üst düzey insanlar gelsin, şunlar gelsin, bunlar gelsin ama hakikaten yani ilgilenecek çok insan esasında var. Yani sokakta eskiden daha çok öyleydi sanki benim gördüğüm. Yani daha eskiden hizmet hareketinin programlarında biraz daha o tarz insanlar hedefleniyordu. Şimdi gördüğüm benim biraz daha ne diyelim tırnak içinde halka inmiş. Yani bu
Ama yaşadığımız bölgenin insanları 90'ları bunlar... 90'lar o zaman biz yani sokakta değildik ama Avrupa'daki ama bir yani Türkiye'yi ben yani 90'larını hatırlıyorum. O gün bizi gelip bulup o kadar sabrı gösterip ilgilenmemiş olsalardı yani siz şimdi o hikayeyi anlatınca biraz kendimi o geçmiş işte 90'lar aklıma geldi. Gerçekten o günlerde herkesten ilgileniliyordu. İşte ben liseye giden bir spor kulübüne yazılmış birisiydim. Sırf benimle ilgilenmek için birileri spor kulübüne yazılıyorlar. Yani geliyorlar orada sırf benimle ilgilen... Yani dediğiniz gibi protokol değildi o zaman. Yani şahıs şahıs. Ama belki diyalog hizmetleri. Evet abi, anlatırken de hani belki bu kısımlar anlatılmıyor. Yani hani genellikle anlatılmıyor. Ama bunlar da var. Türkiye'deki. Evet var. Şimdi var. Bunları da inkar edemeyiz. Şimdi gittiğim bir yerde, ziyarete gittiğim bir yerde ilk önce anlatılan işte hani genel Senegal'e gittim mesela ben yardım faaliyetleri için. Orada da aynı şekilde. Bizi mesela işte bir milletvekilinin evine götürdüler yemek yemek için. Onun öğrencileri bizim okula kaydolmuş vesaire. Yani hani evet çok güzeldi, ortam harikaydı hani ama yani bir milletvekilinin eviydi nihayetinde ne? Yani hani. Ama biz ertesi gün şeye gittik, cüzdan hastası olan bir köye gittik mesela. Yani oradaki etkiyle yani o milletvekilinin evindeki etki aynı değildi. Evet. Ama anlatırken biz genellikle milletvekili kısmını evet. anlatmayı tercih ediyoruz. Mesela et dağıtım, yani. Et dağıtılan kısımlar var, o giden kurbanları dağıtılan kısımlar var, onları anlatan abiler de oldu. Onlar da yaşanıyor aslında. Ama dediğiniz gibi belki de... anlatma sırasında o diğer protokol şöyle, zaten bir o ziyaret ettiğiniz kişiler muhtemelen yani diyalog hizmeti yapan evet. kişiler zaten. Ya ondan zaten hani yaptığı iş o biraz da grup hani olarak da gazeteci, gidince... kamuoyunu etkileyebilen insanlar, sanatçılar, aynen. siyasetçiler onlarla diyalog kurma, yapılan hizmetleri anlatma, onların da belki bunları anlatmasını sağlama bu var ama diğer taraftan farklı çalışmalar da var. Bugün itibariyle artık o protokol anlatılmıyor. Bugün açılan su kuyuları anlatılıyor. Yardımlaşma yapılan dernekleri var zaten. Evet. Derneklerin eskiden yaptıkları falan anlatılıyor. Çünkü onlar kaldı şu anda. Ya İnanın ben diğerlerinden çok bir şey kalmadı yani. Sürecin en üzücü yanının bu olduğunu düşünüyorum yani. Hani çünkü süreçten önce gitmiştik biz mesela hani işte Senegal'e ki benim hayatımda yani hani böyle bambaşka kapının aralandı. Ben hep öyle diyorum yani. Senegal'den önceki kader ve Senegal'den sonraki kader diye ayırıyorum yani hani hayatımı. Evet. Çok ve bütün gençlerin hatta evlenmeden önce yani bütün gençlerin gidip görmesi gerektiğini düşünüyordum. Ne yani. Etkiledi sizi orada Senegal'de? Ne oldu yani öncesi ve sonrası diye ayrım yapacak kadar ne oldu? Yani öncelikle hizmetin oralardaki o büyüklüğü beni çok etkiledi. Evet. İlk girdiğinde yani hani şimdi anlatılıyor hani ama bir şeyi anlatmak ben hep öyle diyorum. Yani bir varmış bir yokmuş gibi oluyor. Yani bir masal gibi oluyor. Ama gözünle görmek çok daha farklı olmuş oluyor. Gözünle görünce oradaki büyüklüğü tam manasıyla idrak ediyorsun. Aa evet gerçekten de böyleymiş diyorsun. Oradaki öğrenci hizmetleri vesaire. Ama mesela orada işte şey vardı. Dedim ya cüzdan hastası bir köye gitmiştik biz yardım vermek için. Köyün yani neredeyse tamamı yani bir korku filmi köyü gibiydi. İnsanların burunları yok, yüzleri yani deforme olmuş. Onları oraya kapatmışlar olmuş. Mı aslında bir cüzdan karantina hastalığı, gibi mi? No hayır değil. Şeyin önüne geçmiş. Artık çocuklarda hastalık yok. Yani artık önüne geçmişler hastalığın. O yüzden zaten gidebildik. Hı-hı. Onu da işte Hristiyan bir bayan, doktor bir kadın orayı ele almış. Bundan dolayı da işte artık hastalığın önüne geçmişler. Artık biz yardım faaliyetleri için gidebilmiş olduk. Şey dediğim gibi köydeki insanların özellikle yetişkinlerin hepsi şeydi, sakattı yani. Yüzleri yok, elleri yok, kolları yok, bacakları yok, o şekildeydi. Ve çok duygusal yani hani her yönüyle çok duygusaldı. Neyse biz erzak paket Ramazan'dan önce gitmiştik. Erzak paketlerimizi dağıttık ama veriyoruz bir çuval pirinç var. Onların yani ham maddesi. Taşıyamıyor ki adam. Yani hani götüremiyor, evine götüremiyor. Birçoğunu biz sırtladık, evlerine kadar götürmüştük. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Evet. Öyle en çok etkileyen de oranın köyün imamı çıkıp hep beraber dua etmişti. Ve beni en bizim hatta grubumuzda gençler de vardı.
boşaldılar artık böyle duygu şeyinden. Abla bunlar bizim için dua ediyorlar dediler. Hakikaten o köyün imamı ellerini açtı. İşte bu erzakları getirenlere sağlık ver, afiyet ver. Onların çocuklarını işte doğru yoldan ayırma. İşte bereket ihsan et. Yani kendilerinde hiçbir şey olmayan o insanlar, sağlık yok, işte ne bileyim maddi şeyleri yok. Yani her türlü sıkıntıya olan o insanlar kendileri için dua etmediler. Bizim için dua etmişlerdi. O böyle hala daha umutamam. Asıl yani. Subhanallah buraya saklamak lazımdı da bize biraz erken kullandık biz. Bence her alanın da farklı. Evet. İşte o yüzden hani hizmetin güzelliği de bu. Her alanda yani hani her alanda hakikaten olmak lazım yani. Evet, bu kısmı da subhanallah. Öbür kısmı da subhanallah. Ya, Sudan'dayken hatırlıyorum ablam. Oraya doktorlar katarak ameliyatı için geldiler. Bu işi tabii gönüllü olarak yapıyorlar. Yıllarca gözünü kaybetmiş insanlar ve bir daha görme ümitleri yok. Gözünün birini tabii ancak şey yapabiliyorlar. Çünkü ikisini yapacak olurlarsa yok, ona güç yetmiyor. Çok uzun bir mesele oluyor. Ama katarak konusu. Bir gözünü açıyorsunuz ve o insanların ağlama öyle ağlıyorlar ki doktor diyor ki bak bunlara söyleyin ağlamasın, bir daha kör olurlar. O kadar yani o sevinç, o şey. Ve o günlerde onlar yaşandığı şey oldu. Elhamdülillah. Yani biz üzerimize derler ya, düşeni yaptık. Böyle güzellikler de vardı. Evet. Ama tabii aynı zamanda Sudan'ın protokolüne de hizmet veriliyordu. Ta en başından en sonuna kadar herkesle görüşülüyordu. Şey yapılıyordu. O da ayrı bir konu yani. Aynen. Ama alttan bu işler de devam ediyordu. Mesela Orhaniye diye bir şehir kurdu. Orada Kimse Yok mu derneği. Savaşta işte ailesini yitirmiş, binlerce insana barınak oldu yani orası, okuluyla, hastanesiyle, her şeyiyle. Bunlar da yani unutamadığımız şeyler o gün itibariyle. Ben şey diyorum, sürecin çok ama çok güzel yanları var aslında. Evet, bize bakan hani özellikle Türkiye'den gelmiş, biz işte Türkiye'ye gidememe, işte Türkiye'de yaşanan sıkıntılar, işte ne bileyim yani hani... her türlü ağır travmalar, evet çok kötü, ama işte Avrupa'ya bakan, dünyaya bakan yönüyle çok büyük bir açılım. Sadece ben diyorum ki işte bu işte, Afrika'da işte şurada burada onun o konudaki işte o mağduriyet çok daha ağır gibi geliyor bana yani hani işte Afrika, ama işte Sudan'dan bahsettik, Afrika'dan bahsettik, işte Türkiye Cumhuriyetler oralardaki o şeylerin kapanması, evet, beni çok maalesef etkiliyor yani. Gün geldi, gücün karşısında duramadılar tabii, güç oralara da ulaştı ve maalesef nasipleri o kadarmış sanki yani, bilemiyorum. Şimdi şikayet Allah'ın gibi de takdiri diyelim abi, yapacak şikayet gibi ya. De olmasın. Biz isteyerek ayrılmadık oradan. Kemal abi de yani. Konuk olduğu evet. zaman öyle bir şey demişti, hatırlarsınız. Evet. Yani biz buradan kendi isteğimizle, kendi kararımızla ayrılmıyoruz buradan. Yapacak bir şey yok. Yapacak yani bir şey yok. Evet. Yani güzel güzel günlerdi, yapıldı, edildi, gün geldi. Bir ters rüzgar esti. İşte sonuç böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Evet, Atina'dan selamlar diyor. Bizden de Atina'ya kucak dolusu selamlar diyelim. Sorumuz... Bu arada sonradan gelenlere de bir selam verin de. Sadece... Yani yok, başka mesajlar da. İnce ablamız geldi. İnce abla bu düzen yapmış. Çok güzel oldu derken masa düzenini mi acaba? Yok, yeni düzen. Yeni düzen. Siyasi düzen. Daha yeni düzene geçmedik abla falan. Protestolar devam ediyor şu evet, an. Protesto Allah hayırlısını versin. Ya bugün Paris'te yani evet sevmediğimiz görüntülerle karşılaştık. Allah sonumuzu hayrede. Yani protesto edebiliyorlar ama evet. Yani, öyle bakmak evet. lazım yani. Yani ya abla bugün tamamıyla pozitif. Ben bir türlü değiştiremiyorum. Aslında çok öyle değildim ama. Çok iyi entegre olmuş bence. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yani Fransız bir düşünce. Tam bir Fransız bence. Gibisi yani, fazla. Etrafımda olanlar bence şey... filmimiz, birazdan filmden de bahsedeceğiz gerçi ama filmi ilk gösterime girecek salonun müdürü bile şeydeydi yani hani protestodaydı. Benimle görüştükten sonra benim çıkmam lazım, işte protestoya yetişmem lazım. Biraz çok biriktireceğim falan gerekiyor falan. Barikat kurmamız gerekiyor. Öyle bir şey söylemedi, çok elit bir insan sanmıyorum. Ben biraz çok biriktirip geleyim falan. Ama protestoya gitti yani, evet. Onu biliyorum. Hayırlısı, Rabbim muhafaza buyursun yani, inşallah ters bir şeyler olmaz.
diye da, dua ediyoruz. Bu da alışılmış şeyler aslında. Yani alışa geldik şeyler yıllar boyunca yapılmış. Tabii devrime kadar da gidebiliyor. Yani o örneklerde var. Yani ki zaten bu olayın da nereye çıkacağı belli değil. Bizim belki sonuç çıksaydı bu arada. Yani o araya gitmeseydi ya, bir ara koronaya falan takıldı. Şimdi gösterilere takılır diyordum, patlıyor. Belki daha iyi olabilir sizin için. Aradan kaynarsın. Aradan kaynar mısın? Hadi bakalım. Hadi buna da oturum verin. Bugün hepiniz pozitifsiniz ya, maşallah ne güzel. Hiçbirinizi değiştiremiyorum. Evet, sorularımıza. Son sorumuza geldik. Son sorumuza geliyoruz. Allah semaver sizin için ne ifade ediyor? Semaver benim için ne ifade ediyor? Muhabbet ifade ediyor. Eşim benim çok sever semaver çayını. Bahçede bir semaver yaksın, çağırsın işte. Odun semaveri değil mi ama? Evet, ya elektrikli semaveri değil. Odun semaveri. Chatten hayırlı programlar diye yazdı. Bekleriz yani. Çıkışta semaver işimi, odun semaver gidelim mi ya? Aynen. Hayırlısı. Evet. Bu muhabbete ihtiyaç var mı sizce? Yoksa fazla mı? Fazla mı yani? Bir zaman değil mi? Bazen nasıl bir soru oldu bilmiyorum. Yani o anlamda diyorsunuz değil abi, mi? Bu soruyu sorduğunuza emin misiniz abi? Ablaya yanlış yere soruyorum diye. Cevabını versin. Muhabbete ihtiyaç var gerçekten de. Hani bu muhabbete de ihtiyaç var. Hatta evet, yani hani daha böyle küçük kitlelere inecek şekilde bile hani o muhabbete ihtiyaç var. Evet. Umarım yani hani devamını da getirebiliriz yani hani. Evet. Kestirmeden bak, tam istediğimiz cevabı verdi abi. Ne korkuttun beni gözünü seveyim. Mikrofonu biraz kendinize yaklaştırabilir misiniz? Veya konuşurken tamam, biraz daha evet, çayınızı içebilirsiniz. Biz rahat ettirmeyiz. Tam çay içerken. Evet, sorularımız bitti. Sorularımız bitti. Ara verelim mi yoksa devam edelim mi? Ara verelim istersen. Korkmuştum ya ben de daha böyle şimdi. Bu kadar mıydı? Abla şöyle, programın yarısı bitti şu an. Tamam. O kadar indi. Okay. Bir bu kadar daha var. Bir cümlem vardı da şimdi söylemeyeceğim. Onu en sona söyleyeceğim. Onu en sona söyleyeceğim. Tamam. İsterseniz bir veya şöyle yapalım. Müzik arasından önce kısaca isterseniz bizim projeden bahsedelim. Evet. Yani bizim projeden çok önemli. Onun sonra tanıtım videosunu izleyip sonra girelim isterseniz evet, müziğe. Program Ramazan'da ne yapıyoruz Erdem abi? Ramazan'da yani önümüzdeki haftadan itibaren Ramazan'da derken işte, evet, önümüzdeki cuma akşamı. Gelecek cumada. Cuma ve 5 cuma boyunca, çünkü 5 cuma var. 5 cuma var Ramazan'da. Cuma denk geliyor evet. Semaver programı canlı olmayacak maalesef. Oo, çok kötü. Bu sene ilk defa cansız olacak. Olacak ama cansız. Ama zaten bu iftardı, savurdu, teravihdi derken. Zaten geçen sene izlemelerden sene de gördük evet, ki evet, izlemiyorsunuz. Evet. İzleyicilerimiz böyle ifade ettiler. Yani söylemeden ifade canlı ettiler. Yapmayın canlı yapmayın dediler. Biz de cansız yapalım ama yapacağız. Ama canlı olmayacak. O zaman nasıl olacak? Videoyu bir izleyelim. Tamam. Oradan sonra zaten bakalım nasıl olacakmış. Ben Ömer Dağ. Ben Rumi Yunal. Ben İserdem. Yine kamera arkasındayım. 15 Temmuz sonrasında hepimizin hayatı altüst oldu. Bu süreçte bazılarımız kendini farklı coğrafyalarda buldu. Bizler de Fransa'da yaşamaktayız. 3 sezondur Semaver programıyla evrenize misafir oluyoruz. Hedefimiz bu yayınlarla bu süreçte yaşanan mağduriyetleri ve acı tatlı hikayeleri sizlerle paylaşmak ve bir nebze ümit olmaktı. Böylelikle hizmetin ilk ve tek talk show programı doğmuş oldu. Ancak bizim başka bir niyetimiz vardı. Bu süreçte yaşananları ilk ağızdan dinleyerek tarihe not düşmek. Evet, bu Ramazan ayında Semaver YouTube kanalında Ümide Yelken Açanlar başlıklı videolarımızla karşınızda olacağız. Bu videolarda ülkesini terk etmek zorunda kalan ve gittikleri yerlerdeki yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışan hizmet insanlarının öykülerine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Tabii bu seri Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacak. Ramazan'dan sonra da devam edecek. Yani Ramazan ayında her cuma Semaver YouTube kanalında saat 22'de Ümide Yelken Açanlar videolarıyla karşınızdayız. Güzel. Her şeyi söylemişiz aslında orada. Yani daha fazla anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Evet. Bu aslında hep yapmak istediğimiz. Semaver'den önce de. Şeydi, önceden beri. Semaver'in çıkış evet, şeyiydi aslında. Yani bunun için biz bir araya geldik. Bu üçlü.
bir soğuk bir kış günüydü diyesim geliyor ama değil miydi? Ne gün, ne zamandı? Değildi galiba. Değildi galiba. Ama güzel bir gündü demek ki. Oturduk böyle konuştuk, ne yapalım ne edelim bu projeyi. Çok cevabı sevap alamadık insanlardan ama sonunda işte 3 sene sonra hemen hemen bir 5 bölüm çekebildik. İnşallah devamı gelir diyoruz. İnşallah. Ama konsept değişmiş yani, hani baya baya değişmiş. İlk zamanlar ben yani biraz takip ettiğimde böyle şeydi yani, hani çok acemiydik değil mi abla? Söyleyin abi, rahat ol, rahat ol. Acemi değildi de çok böyle şey, ben acemiliği seviyorum aslında yani, hani o amatörlük güzel oluyor. Amatörlük kısmı evet, güzel oluyor da çok fazla erkek geyik muhabbeti dönüyordu. O çok böyle şeydi, can sıkıcıydı. Ömer abiden yani, hani direkt suç. Ya ben bir erkek olduğu için ister istemez geyiği de erkek oluyor. Ama şimdi ablaları bakın, sizin ben o zaman şimdi bak yaka kendisi buraya yönlendirdi, ben yoksa konuşmayacaktım. Ablaları buraya çıkarmak o kadar zor ki. Ama çünkü çok normal, hiç yani hayatımızda hiç görmediğimiz bir şey veya hiç hayatımızda, hizmet hayatımızda olmayan bir şey. Ondan dolayı evet zor yani, ben de zor geldim hakikaten, evet, kolay geldim. Onu söyleyeceğim yani. Birkaç haftadır bekliyoruz ablayı. Hafta değil, ay. Veya ay değil mi? Çok çok. Evet. Kaç defa ertelendi? Hadi bir aslında ertelemedik ya, ama bu ya, belgeselin hikaye, biraz hayatından göre değil mi? Vizyona girsin sonra, aynen, olsun dedik. Birçok şey dedik ya. Ama gene tek kaldım. Abla nasıl etkiledin? Abi biz de doğruya doğru. Yani. İyi hadi. Yani dediğim gibi hakikaten biz de isteriz. Yani bir bölüm bir erkek, bir bölüm bayan falan devamlı olsun. Ama ilk başta bir teşvik de olabilirdi belki de bayanlara. Yani gerçekten ama hani biz çok ablalardan aldık ilk başta. İkinci ama konuğumuz Meryem ablaydı. Hani. Sonra Yıldız Çocuk kanalından. Evet. Ablalar da aldık. Hep ama aslında bir kadın bir erkek şeklinde gitti ilk başlarda ama. Yani yayın saatimizin biraz belki geç olması, işte yayın politikamız falan herhalde hepsi bir şey oluyor yani bayan katılımcılar için. Belki bunun için hani ekibin içine bir abla mı katmak gerekiyor? Böyle bir hani sunucu bir abla mı? Ekstradan soruları. Ama bizim şu andaki yani gayelerimizden biri de gene bugün işte inşallah sohbetini yapacağız. Yapılan güzellikleri aktarma. Yani düşünün işte sizin aylardır üzerinde çalıştığınız bir proje ve sonunda elhamdülillah. Yıllardır. Veya yıllardır diyeyim pardon. Ve sonunda bir yere ulaştınız. Bunu mesela burada insanlara duyurabilme. Hani herkesin haberi olmayabilir ama biz buna vesile olalım diyoruz. Yani yapılan her güzelliği insanlara motive olsun. İnsanlar ne bileyim harekete geçirsin. Ya bir şeyler oluyormuş. Hani bazen ister istemez şeye de düşüyoruz. Ya hiçbir şey olmuyor gibi bir ortam oluyor. Değil. Çok güzellikler de var. Çok böyle hani ne bileyim duyunca insanı heyecanlandıran, gidip görmüştük mesela beraber o bir, sadece bir bölümünü o projenin. Ben o gün çok heyecanlanmıştım öyle canlı canlı oradaki sohbet falan. Bir de başından geçenleri anlatması o avukat ablanın. En çok etkilenmişti ama bu güzellikler de oluyor bakın yani, işte buna öncülük etmek. Biraz. Onun ikincisinde Uygurlu bayan oldu, evet, ve yani 90 kişi vardı o salonda, aynı salonda yaptık mesela. Baya yani duygu yüklüydü hakikaten. Evet. Çok ağlayan insan vesaire de olmuştu hakikaten. Evet yani hakikaten çok güzellikler var. Hatta dünyanın her tarafında veya Fransa'nın birçok yerinde var. Belki birbirimize ulaştıramıyoruz. Yani ben şahsen kendi adıma bile söyleyeyim. Yani anlatamıyoruz. Yani ifade edemiyoruz. Yani hani ya da yerini bulamıyoruz belki de anlatmak için. Ya da çok yoğunluktan belki, hani o yoğunluğun içerisinde bunu anlatacak fırsatı bile bulamıyoruz belki de, evet, yani hani. Evet. Ama dediğim ama gibi vesile olmuş oldum. Güzellikler de var. Biz de bunları anlatmak için yola çık yani yoldayız şu anda. O bulduğumuz her güzelliği sizin gibi böyle yani biraz ertelese de ne dibedip anlatacağız, insanlara ulaştıracağız. Hedefimiz, gayemiz bu. Evet. Özer abinin bir sistemi var, onu okuyacak. Özer abi benden taraf oldu. Diyor ki bayanların yapmadıklarının suçlusu da erkekler oluyor diyor. Hep suçlu erkek yani, değişmez. Kader abla biraz feminist, dikkat edin. Biraz değil ya, ben çok fazla feministim gerçekten o konuda hiç. Evet. Yani Özer abiyle de ayak ayağa kavga edebiliriz yani. Özer abi, Özer abi yakın aslında, çağırsak gelse biz de kavgayı çeksek. Evet. Şimdi olmaz ya, ayıp olur yani. Evet. Şu, ya bu sadece karşılıklı, yani, ne derler? Ayşe Bütül ablanın da dediği yani yorumu,
Onu da okuyabilirsiniz abi isterseniz. Bu yeni proje diyor. Yeşeren Ümitler ya da Öncüler tadında bir şeye benziyor sanırım. Evet. Yeşeren Ümitler şöyle. Burada hedefimiz şu oldu. İnsanların yani bir bölümünde başından geçenleri, yani buralara nasıl geldiler, nasıl ulaştılar, o süreç anlatılıyor. Geri kalan kısmında da yani geldik, doğru, Rabbin bir kaderi var, bir takdiri var, o takdire boyun eğdik ama burada boş durmadık. Evet. Yani ne derler, hani tokat yedik, sendelendik ama yere düşmedik, düşmeyeceğiz. Gene kalkacağız, gene Rabbimizin rızası doğrusunda bir şeyler yapmaya çalışacağız, yapıyoruz. Yapanları anlattılar, yaptıklarını anlattılar. Program biraz ama öyle sadece oldu. Sadece bir dert yanma, hani şikayet etme, falan değil. Acıları paylaşma o değil. Yok, gayet o değil. Güzel, burada yapılan faaliyetleri de paylaştıkları bir program oldu. Ramazan boyunca devam edecek. Ondan sonra tabii bizim Semaver bu formatta. Tekrar şu geri an yaptığımız geliyor. Formata geri gelecek ama bir yandan da biz o videoları inşallah çekmeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Mi? Onlar katılmak bir örnek olur varsa, diye dedik. Yani bu programa katılmak isteyen abiler, ablalar varsa bize ulaşabilirler. Bize özelden ulaşabilirler. Ona göre çekimleri de yapabiliriz. Evet, bu konuda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın bugün içinde oynadığımız tiyatronun konusu bir dönem Yahudilerin başına gelen hayatlarındaki o soykırım döneminden bir kesit. Bu insanlar yapmadık film bırakmadılar, çekilmedik belgesel bırakmadılar, çekilmedik dizi bırakmadılar. O zulmü, o yapılan, yani zulmü anlattılar. Hani bizim inancımızda ne diyoruz? Zulme engel olamıyorsan bari anlat yani, hani bilinsin. Şimdi bizim başımızda o kadar hikaye var ki, ben yani kimlerin başına geldiğini düşünüyorum, neler başına gelmiş. Öyle sinema falan ya, oturup bir, hani bir senaristin yazacağı şeyler değil. Ekstra durumlar var. Ya lütfen. Hazreti Ömer'le büyüdük, Hazreti Hamza'yla büyüdük değil mi? Onların başına gelenlerle büyüdük. Bakın onlar da anlatılmış, onlar da bize ulaşmış. Bugün yaşananlar da lütfen tarihe not düşelim. Bunlar da kalsın yani. Bir gün bizden sonraki nesiller şöyle desin yani. Bu iş bize kolaylıkla gelmedi, kadrini kıymetini bilelim. Bakın insanlar bu güzellik için nelere katlanmışlar. Başlarına neler gelmiş, yıkılmamışlar. Sırf bu güzellik bize de ulaşsın diye. Benim ricam biraz da bu yönde yani. Lütfen bizden sonraki gelecek nesil için tarihe not düşelim. Bu işin ne ihlasını kaçırır ne de Rabbe karşı hani yapılanları anlatıyormuş. Yok yok, öyle değil. Ya Hazreti Ömer'in hikayelerini niye biliyorum o zaman ben? Niye Hazreti Halid bin Velid'in hikayesini niye biliyorum? Onlar da anlatılmazdı o zaman. Demek ki değil yani. Bakın biz onlarla motive olduk. Onlarla Hoca Efendi bizi motive etti. Gelin bir sonraki nesle de bunları aktaralım. Bediüzzaman'ın da talebeleri aynı şekilde değil mi? Onların da hikayeleri, evet, hala böyle dinliyoruz. Tabii. Onlar bize aşk şevk oluyor. Evet. Üstadın başına gelen, ya şimdi şu kadar defa zehirlendiğini bana bir anlatıldı değil mi? Evet. Bu üstadın kendisi de yazıyor zaten. Kendisi de işte, evet. Sobasının başına gelen o içeride yaptıkları komplolar. Donmamak için sabaha kadar zıpladığını yani falan kendisi. Biliyorsun. Şimdi bakın bunları kendileri anlatmışlar. Evet. Bu üstadın haşa ihlasına zarar mı verdi? Veya anlattıkları nereye ne zarar verdi? Bilakis ben üstadımı kat kat diyorum ki bu insan bu güzellik bana ulaşması için bak nelere katlanmış. Neler yapmış ki bu güzellikler bana ulaşsın. Biraz gayemiz bu, hedefimiz bu. Bu minvalde inşallah abilerimiz, ablalarımız da yaşanan bir süreç var, bir zulüm var. Bunu hem dünyaya duyurma adına hem de gelecek nesillere bu işin nasıl buraya kadar geldiğini aktarma adına rica ediyoruz, ricacıyız. Evet Erdem Hocam. Şöyle diyorum, belgeselin de çıkış noktası aynı duygudan geliyor abi. Kadir abladan ilk önce dernekle ilgili biraz bilgi alalım. Biraz bize derneği tanıtsın. Ondan sonra inşallah şu güzel projeyi seyircilerimizle paylaşalım. Evet abla. 2015'te kurulmuş bir dernek. Yani gayesi, amacı kadınların sosyal hayatta daha aktif olmaları, işte ne bileyim hani kendi köşelerinde kalmamaları, yani şiddet, işte ne bileyim yani hani sessizlik, yani hani yalnızlık çekmemeleri için her türlü aktivitenin, her türlü işte programın
yapmaya çalıştığımız bir dernek. Evet. Belediye tarafından, işte valilik tarafından hani desteklenen bazı projelerimiz var. Onlar üzerinde devam eden, yoğun yani gerçekten program yoğunluğu çok ağır olan bir dernek diyebilirim. Nelerimiz var? İşte dil kurslarımız var. İşte İngilizce, Fransızca, Türkçe. Ondan sonra bilgisayar kursları. Bunlar her hafta düzenli devam eden kurslar. Spor dersleri. Ondan sonra bilgisayar kursları. Yani düzenli şekilde devam eden şeyler. Kurslar ama aynı zamanda da işte mesela bütün dünya mutfaklarını işte yapıp hem tadabileceğimiz hani hoş ortamların olduğu işte atölye kuliner dediğimiz programlarımız oluyor. İşte dikiş atölyelerimiz var sürekli yaptığımız. Aynı zamanda işte seminerler, işte konferanslar yani hani bu şekilde bir sürü programı yıl içerisinde yapıp bayanları kendi evlerinden çıkıp sosyal ortamın içerisine katmak için uğraşıyoruz. Bunu yapan kaç bayansınız? çok büyük değiliz yani. Niye? Ama çok yoğun bir programımız var. Bazen hakikaten mesela bir gün hatırlıyorum, bir günün içerisinde saydım tam 6 tane program var. Yani hiç bilinçli ve kasıtlı yapmadım hani şeyini. Ben bile şaşırdım dedim. Bugün önce 6 programı biz nasıl yaptık falan oldum yani. Hani hakikaten koymuşum ama farkında bile değilim yani. Ne akıp gitmiş içinde. Ya yani çok kalabalık değiliz hani. Gönüllüleriniz var. Evet, gönüllülerimiz de var. Çok gene sayıları çok olmasa da. Yani aslında biliyor musunuz 3-4 kişi anca yani hani ya. Diyebiliriz yani. Koşturmaca ondan diyorsunuz. Aynen yani bu kadar oluyor. İşe 3-4 kişi işte. Bir kişi katlanınca 3-5 kişinin yapacağı işi yoğunluk biraz artıyor yani evet. İster istemez. Ve bu yoğunluğunuzun arasında çok güzel bir projeye imza attınız. Aynen öyle. Hakikaten. Yani projenin önünde biraz daha Nenifer'in faaliyetlerinden mi? Hani kimler katılıyor, nasıl katılım var? Olur. Yani çünkü sanırım bu genel hani olan sürekli olan dersler. Evet. Ama onun dışında böyle olağanüstü olan kurslarınız da oluyor. Böyle farklı farklı. Çünkü saydığı derse biraz daha hani genel hani herkesin katıldığı ama biraz daha farklı sanırım projeleriniz de var. Öyle yani hani işte şey mesela alternatif tıp dediğimiz böyle hani farklı farklı alanlarda da işte sağlık olabilir, eğitim olabilir. Yani bununla ilgili farklı formasyonlar olabilir. Onları da aynı zamanda vermeye çalışıyoruz yani hani. Yani dediğim gibi biraz önce de söyledim herhalde 80'e aşkın 90'a yakın üyemiz var. Bu üyelerde hani... Derneği çok sevdiği için işte ne bileyim hani yaptığı faaliyetleri çok beğendiği için üye olup işte programlardan daha hem öncelikli olmak isteyip katılmaya çalışan kitleler. Ama genellikle hani Arjantin işte Cartier Populaire dediğimiz bir şehir ve dolayısıyla hani gayemiz de özellikle o Cartier'deki o kadınların dışarı çıkmasını sağlamak yani hani elbette çalışan kitlemiz de var. O yüzden mesela yaptığımız her programı gündüz öğleden sonra yapıyorsak bir de akşam seansını koyuyoruz ki hani iki tarafa da hitap etmeye çalışıyoruz genel itibariyle. O yüzden de ilgi var yani ilgi çok yoğun. Yani bu kadar güzel programları böyle sosyal medyadan duyurması, onların çekimleri, filme edilmesi falan bu konularda... Amatör olarak yapıyoruz. Gayet aktifiz yani. Sosyal medya sosyal hesaplarınız medyadan. Var mı? Onları tabii, da belki paylaşabiliriz. Faaliyetleri duyması için izleyicilerimizin. Evet. Sosyal, yani bütün yaptığımız en küçük faaliyetleri Instagram, dahi paylaşıyoruz. Facebook onlar mı? Instagram ve Facebook'ta paylaşıyoruz yani. Hani. Oradan takip edebilirler o zaman izleyicilerimiz. Yani beğenebilirsiniz, belgeseli... takipçiniz olabilirsiniz. Yani mesela belgeselin yarın gösteriminin olacağı sosyal evet. Medya çoktan beri zaten çoktandır var orada yani. Değil mi? Açık onların bir de tek şeyleri de oldu ya. Bu yarınki şeyle evet, ilgili bir soru var Erdem Bey. Belgesel ne zaman ve nerede gösterime girecek? İlan i̇şte edilirse. İşte belgesel geldiğimiz evet. Zaman. Orada anlatacağız değil mi? Onu detaylı. Sosyal medya hesaplarından zaten onu görebilecek herkes. Yani şu an hem Instagram sayfanı hem Facebook sayfasını yolladım. Evet. Abi ablalar. Şey yapabilir, beğenebilirler. Hem belgesel hem de bundan sonraki faaliyetler için aynen. O sayfalardan evet. Haberdar mesela olabiliriz. Mesela ben bir programa katılmıştım Nilüfer Derneği'nin. Hani daha çok hani ebeveynler için. Montessori eğitimle alakalı. Bir hafta sonu cumartesi pazarı full. Normalde 600-800 euro olarak minimum olan bir formasyon. Eğitimi, bir formasyonu. Bir profesyonel getirip yani bir salonda
Ne kadar? Cüzi bir ücreti, bir 50 euro muydu? 100 euroydu galiba. 100 ya onu euro bitiren gibi. Biri Montessori eğitimi verebilecek hale mi geliyor? Öyle bir şey mi? Yok. Montessori eğitimini evine uygulamış oluyor aslında. Daha onu öğrenip çocuklarını kendisi uygulayacak. Aynen. Kendi çocukların üzerinde uygulayabilecek. Yani o seviyede de formasyonlar verilebilir tabii. Ama tabii bunun iki günde olmaz zaten. Evet. Ücreti, fiyatı artmış oluyor yani. Hani. O yüzden hani işte malum Fransa'daki eğitim sistemi çok yani tartışılacak çok konusu var. Farklı farklı eğitim alanlarında da işte farklı farklı işte sağlık alanlarında da farklı programlar yapıp insanları bilinçleştirmeye çalışıyoruz yani. Aslında herkesin ilgi alanına göre çünkü hepimiz farklıyız nihayetinde. Hepimizin ilgi alanları da farklı yani hani kimimiz hani belki eğitim alanındayken öbürü sağlık alanında hani daha çok bir şeyler evet. öğrenip ilerlemek istiyor. O yüzden her alanda bir şeyler yapıp insanları işte ne bileyim. Alternatif tıp dediniz mesela orada da alternatif tıp konusunda uzman birini davet aynen, edip aynen, üyeleriniz aynen. veya üye olmak da şart değil herhalde. İlaçsız tedaviler. Tabii ki herkese açık kesinlikle. Bir üyelikte sadece bizde şey oluyor. Önceliğimiz oluyor. Yani hani önce üyelerimize gönderiyoruz. Yerler sınırlı çünkü. Aynen. Yer sınırı olduğundan dolayı. Eğer yerimiz kalıyorsa ondan sonra herkese açık bir program haline dönüşmüş oluyor yani. Yani o şekilde. Devamlı hedef kitleniz bayanlar mı yoksa? Hayır yani mesela eğitim seminerleri işte sağlık seminerleri bunların her biri eşli oluyor yani. Hani evet. Mesela yarınki şeyimiz bayan erkek. Tabii. Ama bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Hani ama genellikle bir de zaten hani bayan derneği olarak anlatıyoruz evet, ama. Derneğin çıkış noktası bastıra ama. Bastıra söylediniz ya ben de. Aslında öyle değil yani hani çünkü şey Fransa'da bayan derneği diye bir dernek mantığı bile yok aslında yani. Öyle hani, değil mi? Burada ilk kurulduğunda bu şekilde ifade edilmiş. Ve bunun üzerinde devam ediyor maalesef aslında ama değil yani hani Fransa'da bayan derneği diye bir dernek yok yani hani böyle bir mantık da yok böyle bir şey de yok. Bizim Semaver'in durumu gibi sanki erkek programmış gibi ama aslında değil yani hem erkek hem bayan herkese herkese hitap ediyoruz biz yani. Evet. İşte biz de öyle yani hani genellikle üyelerimizin çoğunluğu bayan olmasına rağmen ama yaptığımız programlarda da hani erkekleri kapıyı kapatmıyoruz yani hani. Ya biraz baştaki soruya hani bağlı olarak hani bu programlarda da üyelerden veya değişik insanların böyle anlatabileceğiniz güzellikler var mı? Böyle başınıza gelen veya üyelerin hani anlattığı hissiyatları veya yaşadığınız olaylar? Böyle şu an bunu sorduğunda şey aklıma geldi. Üyelerimizden böyle Kati ile Viyana'ya geldi ona iki çift yani şey bir çift hani böyle. Her programımıza da gelirler işte bu alternatif tıptır vesairedir. Erkek olarak genellikle Viyana'ya tek olur bizim programlarda yani hani katılımcı olarak da yani hani. Ve onlarla başlayan ilişkimiz çok da güzel şeylere vesile kıldı hakikaten. İlişkimiz de hani bu noktada ilerlemiş oldu. Hatta Kati filmde seslendirme yaptı yani hani başlangıç filmimizin başlangıç kısmının videosunda seslendirme. O tanışmışlığın bir meyvesi olmuş aynen oldu. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Subhanallahlar havada uçuşacak. Yani hizmet için aktif hale getiriyor tanıştığı kişileri. Evet, evet, evet. Ya zaten aslında hepimizin gayesi bence bu olmalı. Hani bu kurumsal düşünülmemeli. Hani ben bunu yaparken de sadece hani dernek olarak yapmak değil de hakikaten kader olarak yapmak. Yani hani zaten bence bunu hayatımıza geçirebilirsek çok daha farklı hem kitlelere ulaşacağız aslında hizmetin gayesine de ulaşmış olacağız. Yani hani buna da inanıyorum yani. Hoca efendi değil mi bu konuyu açıklaması çok güzeldi diyor. Mevlana diyor ne olursan ol gel. Evet. Biz diyor bir adım öteye götürüyoruz. Ne olursan ol biz gelelim. Yani gelip size ulaşalım, kapınızı çalalım. Evet. Bu geçen bu şeye yani. Katılmıştım. İşte bu anti-gaspi biraz önce bahsettiğim evet. Derneğin programına katılmıştım. İşte şey veriyorlar, kendilerince kokteyl veriyorlar. Ya tek hani başörtülü bir üyemi de aldım. Hatta beraber gittik, kızımla beraber gittik. Bir de bir üyem vardı yanımda. Orada da aynı şey geçti. Yani hani işte küçük bir 7-8 kişi... Fransız hepsi hani bir tek yabancı ben varım hani onların arasında işte hani şey ve bu dernek hani çok şey de söyle yani konuyu açıyor ama bir Fransız derneği
biz bir yemek düzenledik şeyden önce de herhalde sosyal şeyde de görmüşsünüz bilmiyorum konuşuldu mu şeyde de hatırlamıyorum ama yani böyle 500 kişiyi deprem için hani deprem olan mesela bu görüştüğüm her insan bu da bu vesileyle yemeğe geldi. Hani bir Fransızın paralı bir yemeğe gelmesi bence çok büyük bir şey. Yani hani bu bahsettiğim dernek bağış yaptı. 100 euro gönderdi yani dernek olarak hani 100 euro gönderdi. Rakamlar hani belki bizim abla ve abilere çok küçük gelebilir ama o katılım Fransız tabii. mantığıyla yani hani kesinlikle. 3 euronun 1 euronun lafını yapan o insanlar da 50 kuruşun bir kahvenin lafını yapan bir kitle de hakikaten şey çok, onlar öyle diyorlar çok büyük şey yani hani. Orada evet. işte şey bayan mesela kilisede şey yapıyormuş şan yani hani şarkı söylüyormuş. Üstelik benim Franconville'deki evimin yanındaki kilisede. Ha, konu konuyu açtı mesela ben bu söylemekte şey duymuyorum sıkıntı görmüyorum. Noel'de mesela işte şeye gitmiştim bizim oradaki kilisenin ayinine katılmıştım hatta. Eşimle beraber gittik. Biraz onu zorlamıştım yani gitme konusunda. Abla abi yatıyor galiba. Bir ara olabilir. Bir mesaj gönderdi sonra bir ses seda yok. Ses seda yok. Birden uyanıyormuş. Çocuklarla ilgileniyor olabilir şu anda. İşte katılmıştım ama mesela orada onu ifade ettim. Yani hani Noel ayinine katılıyorum, katılmıştım falan vesaire. Şimdi işte şey yaptı, kendi programına da davet etti. Ona da gideceğim nasip olursa inşallah. Mesela şey oluyor, hani dediniz ya biraz önce Mevlana'dan şey verdiniz. Hakikaten ne olursan ol yine gel. Hakikaten bence Fransa'nın da bu sorunu. Yani mesela yine dokümantere dönecek olursam, belgesele dönecek olursam... her türlü kitleye hitap edebilecek yani hani pozisyonlara gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hani evet. tek bir kitleye hitap edecek değil de birçok farklı farklı kitlelere hitap edebilecek ortamlara bulunmamız, evet. katılmamız ve buna göre programlar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu alanlardan da belki en başta geleni sanat evet. alanı yani belgesel artı tiyatro, festival bunlar. Fransa'da çok etkili bir yol. Kesinlikle öyle yani. İsterseniz hiç bekletmeyelim ben de. Artık geçelim geçelim ben. Girebilir miyiz? İsterseniz belgeselin şeyini verelim. Tanıtımını verelim. Ondan sonra üzerine konuşalım. Türkçe altyazı veya seslendirme yok. Sonrasında bir açıklama yaparız kısaca. Zaten çok hani şey de yok yani böyle söz. Evet. Görüntüyle anlayacağız. Min ismim Gulbar. Men musha shul tugandan keyin shuni haqiqiy his qilib yetdimki, Xitoy hukumatiningki maqsadi Uyg'urlarni tub yildizidan yo'q qilish. Et bien voilà, mais je suis une mamie qui est à la veille de fêter son centenaire. Qui est heureuse de vivre et puis qui prend la vie avec bonheur et philosophie. Vous savez, j'avais une vie normale, une femme très heureuse, une femme qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Je m'appelle Jemile Sabine Dogan. Ils ne peuvent pas me reprocher d'avoir défendu mes clients. Mais c'était ça. J'arrivais en Turquie, j'étais interpellée directement à l'aéroport. Moi, je m'appelle Marine Barnerias, j'ai 28 ans aujourd'hui. Et je suis tout simplement ici pour partager, je vais essayer de la manière la plus simple possible, une aventure qui a un peu changé ma vie. Evet. Bu şekildeydi. 5 tane kadının hayat farklı hikayesi. Alanlardaki değil farklı mi? Farklı alanlarda. Hikayesi. Ben önce herhalde şeyden bahsetmek istiyorum. Yani hani bu filmin çıkış yeri hani niçin bir belgesel hatta yani hiçbir tecrübem yok. Yani hiç böyle bir ufkum bile yok yani çok net ifade edebilecek olursam. Ama hayalimiz diyebilirim yani derneğin hayali diyebilirim. Ama çıkış yeri hakikaten mağduriyetlerin duyulması konusuydu yani hı-hı. hani. Evet. Hatta bununla ilgili de yani hani vazife itibariyle ilk gelenlerden 78'de bir ablamız vardı. Hikayesini dinlediğimde
aman Allah'ım dedim. Yani hani o kadar ağır, o kadar trajik, o kadar yani hani iç parçalayıcı bir hikayesi vardı ki. Yani hani şu an hani elhamdülillah aile toparlanmış bir durumda. Yani hani Rabbim mutluluk nasip etsin yuvalarına. Ama gerçekten çok trajik bir hikayeleri vardı. Ölümden dönmüşler yani hani çok ince detayına kadar çok böyle şeydi. O zaman dedim yani hani madem bizim gayemiz işte bu mağduriyetleri duyurma, bunu madem bir belgesele biz çekelim, hani biz başlatalım diye başladık. Ama bu çok Covid'den falan çok 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 önceydi yani hani. Hatta çekimlerini de yaptık ablamızın yani hani o günkü şartta. Ama işte sonra olmadı yani hani devam etmek istemedi ablamız. Sonra hani farklı farklı ama ilk başlayış hikayemiz bu şekilde oldu yani hani. Mağduriyetlerin duyulması kısmıyla başlamış olduk. Evet. Sonra farklı bayan hikayelerini alabileceğimiz alanlar... Nasıl buldunuz bu şahısları mesela? Yani... Listeleme çalışması yaptık. Hı hı. O listeleme çalışmasının içerisinde şu olur bu sanatçılar bile vardı yani. Hani hı hı. Belki şey yapıyorsunuzdur, Amel Bent'e bile ulaşmaya hı. çalıştık yani. Hani hatta bir arkadaşına bile ulaştık yani hani asistanlarından veya şeylerinden geçemeyince. Ama olmadı yani hani. Bize yani bu listeleme çalışmasında cevap veren kişiler bunlar hı-hı. oldu. Pozitif hı-hı. dönenler bunlar oldu. Onlar üzerine gittik. Çünkü mesela aslında filmin içerisinde yani hani özürlü olan birisini de hani bu şekilde veya handikap olan birisini de katmak istedik. İşte sağlık alanı olabilir. İşte onu soracaktım. Beş kişinin, beş bu hanımın özellikleri neler? Bir tanesi hani mağdur olmuş Türkiye'den evet. geleni biliyoruz. Avukat. İşte özel bölümde izledik. Bir avukat Meriç'e geçerek buraya Fransa'ya geliyor. Mağduriyet yaşıyor. Bir Uygur var. Evet galiba. Bir de Uygurlu. Gülbahar Hanım o kamplarda var. Kalmış mı? 3 yıl boyunca kalmış hem de o kamplarda. Hatta zaten dünyada çok az o kamplardan çıkıp çıkabilen, kurtulan hani evet. ve bunun üzerine de zaten bir sürü hani belgeseli şu buyu vesaire çok yapılmış. Çok fazla röportaj yapılmış yani. Hani çünkü çok çıkıp da konuşan yok sonra. Tabii evet. Konuşan veya belki ifade ne bileyim konuşabilen. Abi, hani. Mesele aynı. Yani çünkü buna da söylemişler. Hani ailenle sıkıntı evet, yaparız tabii demişler. Ki, tabii ki. Yani bizim abiler de ablalar çoğu o yüzden konuşmak istemiyor. Orada ama şakası da yok orada. Hakikaten toplama kampları var. Ya orada evet. İşte yani çok acımasız metotlar. Gerçekten o evet, kamplardan yani. Çıkan da yok yani evet. hani. Evet. Çok nadir çıkan insanlardan bir tanesi. Ama kızının sayesinde ama. Evet. Kız, onun baskısı olmasa işte yani hani. Burada yeri göğü titretti abi. Yani Fransız makamları. Haberler, yani bak, gazeteler. Bu önünde şapka çıkarılacak bir olay yani. Tek başına bir kız. Aynen. Bütün değil mi? Duyurmadığı yer kalmıyor yani ve sonunda annesini çıkarabiliyor yani orada. Yani bakın hani duyurmanın gücü. Aynen evet. öyle. Aynen öyle evet. yani imza kampanyaları vesaire toplayıp hakikaten onun neticesinde annesinin özgürlüğüne vesile kılıyor. Yani detayını vermek istemiyorum ama resmen Çin hükümeti komploda kuruyor kadına. Yani aslında burada yaşayan, hayatı burada olan, eğitimini aldıktan sonra petrol mühendisi kendisi. Eğitimini aldıktan sonra Çin'den buraya gelmiş. Burada yaşayan insanlar yani hani. Evet. Ama Çin hükümeti komplo kuruyor ve şeye çağırıyor. Yani hani Çin'e çağırıyor. Memleketine çağırıyor ve memleketine çağırıyor ve orada yani hani yakalıyorlar, hapsediyorlar. Hatta havaalanında bizim hikayeye çok benziyor. Havaalanında yakalıyorlar ve 3 yıl boyunca evet. Her türlü işkence daha var. Daha fazla detay istiyorsan çünkü çok anlatacak mesele var. Evet, çünkü yani, evet. Gerçekten hikaye o kadar şey evet. ki. Şimdi ikincisi de Uygur. Yani o da insan hakları konusu. Üçüncüsü diyelim veya nasıl gidiyorsa sıra. Üçüncüsü de Marin Bernarias. Bu bayan da 21 yaşında MS hastalığına kapılmış. Kas hastalığı. Aynen hı-hı. öyle kapılmış. Ondan sonra hani... Sadece kas hastalığı değil aslında. Beyinle de ilgisi var değil mi? Beyinle de ilgili. Sinirsel bir hastalık. MS aslında aynen. bizim sarı hastalığı gibi yani ona biraz benziyor. Ama bu hayatı daha, çok no, daha evet, ciddi bu, anlamda şu an mesela, evet yani ilk şeyi belirtisi görme yetkisini kaybediyor kısa süreliğine. Ama kişiden çok kişiye fark ediyor. Bazen aynen. daha yavaş ilerliyor bazen hızlanıyor. Ağır geçirmiş demek evet. ki. Kısa bir süreliğine görme şeyini kaybediyor. Öylelikle zaten hani teşhis konulmuş oluyor. Ve bundan sonra da işte 21 yaşında daha çok küçük, çok genç yani hani. Şu an yani 21 28 yaşında. Yani 21 yaşında teşhis konuluyor. Teşhis konuluyor. Tabii büyük bir şokun içerisine giriyor. Sonra da hastalıktan kurtulmanın çarelerini arayıp dünya turuna çıkıyor.
işte Yeni Zelanda'ya gidiyor, kendi işte vücudunu tanımak, işte vücudunda var olan o hastalığı atmak için. Yeni Zelanda neden acaba? Yani dünyanın bir ucu. Çünkü çok meditasyon yani orada vesaire, özel bir tedavi mi var? Hani onun arayışına gidilebilecek en uzak yani. Yer herhalde Fransa'dan. gidip yani hani farklı şey. Hı-hı. Ve hatta yani hani şey dönüyor o gezisinden sonra, tamam bitti yani ben artık vücuduma hükmedebiliyorum. Çünkü çok şeyler deniyor, onu da yine filmde görmüş olursunuz, çok şeyler deniyor ve tamam artık ben bu hastalıktan kurtuldum diyerek dönüyor. Tabii ki yapılan kontroller neticesinde öyle bir şey yok yani. Devam ediyor hastalık. En güzel yanı, yani hani bunu güzel olarak ifade etmek ne kadar doğrudur bilemiyorum ama gene hani belki bir Müslüman vasfı diye düşünüyorum. Kabullenmiş. Yani şunu söylemişti mesela. Bir gün biliyorum ya kolumu ya bacağımı ya görme yetimi kaybedeceğim. Ama vücudum buna adapte olacak. Yani hani o gelecek şeye hazırım. Yani hazır bir şekilde bekliyor. Ve şu an çok yoğun. Zaten bununla alakalı da hem kitabı var hem de filmi vardı. Şimdi komedi filmi çekiyor bildiğim kadarıyla. Yarın da video aracılığıyla katılmış olacak. Yani hani bizim programımıza da. Dört diyelim. Aynen. Dördüncüsü. Ya bu üçtü. Dördüncüsü evet. Dördüncüsü de Marionge. 99 yaşında. Maşallah. Artık 100 yaşına girecek. böyle hani yaşlı bir teyzemiz. Dini değerlerine çok ağır. Katolik birisi. Dini değerlerine çok ağır. Bütün hayatı boyunca hakikaten işte sendika kurup insanları yani hani fakirliktir, işte evsizliktir. Sosyal adaletsizlikle ilgili çalışmalar yürütmüş. İşte savaşı görmüş, savaştan sonra insanları toparlamış. Ondan sonra işte onları ev sahibi yapma, hatta... İkinci Dünya Savaşı yani. Evet. Ömer abi gibi yani. Ömer abi neler var bakın. Ve yani hani biz bile hani gittiğimizde evinden çıktığımızda böyle kuş gibi uçuyorduk gerçekten. O kadar pozitif bir insan ki hakikaten. Bu sağlığı yerinde anladığımız kadarıyla. Aynen öyle. Hani zihinsel anlamda, fiziksel anlamda yani değil mi? Yani bizim dernek birinci katta merdivenleri var ve bir soğukta çıktı yani. Hiç yardımsız şeysiz çıktı yani hani. Gelirseniz tanışmış oluruz. Hı-hı. Olursunuz inşallah. Son şahıs. Latifa Bin Zaten de yani hani bir terör saldırısı neticesinde oğlunu işte kaybeden asker bir annesi. Oğlunu. Asker evet. Asker oğlunu kaybeden bir annenin hikayesi. Fransız askeri. Aynen. Hı-hı. Fransız askeri. Bunun da hikayesi çok acı. Çünkü öldükten sonra oğlu öldükten sonra bir de devletle mücadeleye giriyor ki aslında oğlu da terörist damgası yiyeceği yani öyle adlandırılıyor. Ve işte devletle mücadeleye giriyor ve sonunda kazanıyor. Yani hani oğlunun hiç böyle bir şey olmadığını. Bundan sonra da kendini derneğe adıyor. Oğlunun isminde bir dernek kuruyor. Benim bir oğlum öldü ama binlerce oğlum var, binlerce çocuğum var deyip şu an hayatını gençlere radikalizmin önüne geçme, aşırıcılıkla birlikte mücadele yaşama, aynen öyle hani üzerine okullarla çalışma yapıyor. Beş tane farklı. Abi gerçekten şu beş profili etkileyici beş şahsiyet hakikaten. Ama bunu hepsinin içinde sanki böyle bir hani hizmetin bir şeyini görebiliyoruz. Boyutu. Hani zaten Cemile Hanım zaten direkt şey yapmış. Hani Meriç'ten geçip bildiğimiz buraya gelmiş. Konular buradaki yani. Diğer abilerin ablaların yaşadığı şeyler. Evet. Uygur hani Gülbahar. Evet. Hani yine zulüm yaşamış kendi ülkesine falan. Hani yine bizim abilerin meselesi. Marionge hani hayatını diğer insanlara adamış. Hı hı. Direkt hani normal hizmetteki ya insanların... Altını da çizmek istiyorum. Hiç yaşlanmaz mı bir insan? Yani gerçekten 99 yaşında biz ne zaman arasak ya toplantıda ya işte bir yerde bir, yani meşgul yani hani. Hı. Şimdi hani şey de yapıyorum ben anneme çok veriyorum bu örneği özellikle. Bunu şey filme başladıktan sonra bak anne hani köşende oturma hani hakikaten bir şeylerle meşgul ol hani yani yaşlanmamanın hani genellikle çaresi toplumlarında mi? Öyledir ya köşeye çekilir. Annenize söylüyorsunuz da ben üstüme alınıyorum. Ya estağfurullah gerçekten ama yani, hani aktif niye siz de aktif hayatın içerisinde içerisinde olmak 98 yaşından bahsediyorsunuz. Ama yaşlandırmıyor 99. işte 99. insanı. 100 olmak üzere. 100 olmak üzere. Olacak herhalde dedi. Kadın gösterilerde, kadın her tarafta, dini bütün yani. O çekim günü
Dedi ki bugün gelmeseydiniz Paris'te eyleme gidecektim dedi. Evet. 98 yaşındaydı o çekim günü. Allah Allah. Konuşurken yani. İşte 1960 yılında bilmiyorum. İkinci Dünya Savaşı deyince evet, zaten. Diyor zaten yani. İkinci Dünya Savaşı'nda biz eşimle nişanlıydık. Nişanlığımız çok uzun sürdü savaş yüzünden diye anlatmaya başlıyor belgeselde. Yani. Abi farklı. Ama ondan sonra yani. Latife İbn Ziyaten var. O kadına rehberlik yapabildiniz. Aynen. Yani çocuklarla gidip ilgileniyor ve çocukların o ailesiyle... la mücadele anlamında değil mi? Aynen. Yani. Yani sadece aşırılık değil hani radikal akımlara kapılmasınlar. Yani çünkü... O veya sadece mesela çocuk hani okumuyor hani sosyete hani böyle bir sivil toplum içinde olmayan çocuklara da yardımcı oluyor. Hani onları geri sivil topluma kazandırmaya, eğitime kazandırmaya çalışıyor. Yani rehberlik yapıyor kadın. Evet. Zaten alınacak çok örnek var yani onların bu beş hanımefendinin de hayatından o zaman. Kesinlikle aynen. Yani evet. Yani insan bunları görünce dediğim gibi. Peki şöyle bir şey var benim aklıma geliyor. Yani biz yarın Ömer abiyle meşgulüz. Katılamayacağız bu gösterime. Tek gösterim herhalde bu Arjantöy'deki. Peki nasıl izleyebiliriz? Belki başka izleyicilerimiz de. Yarın Arjantöy'deyiz. Ben bunu saatini vereyim çünkü vermedik program başından belli. Evet onu yani soranlar da var. Yarın Arjantöy'de saat 7'de. 19. Saat 19'da evet. Hı-hı. Bir kokteylle birlikte fotoğraf sergisi olacak. Aynen. Fotoğraf ve kitap sergisi. Çünkü şeyimizde, belgeselimizde olan 3 tane bayanın aynı zamanda kitapları da var. Hem kitap tanıtımları olmuş olacak. Satış olmayacak. Sadece kitap tanıtımları olacak. Bir de işte her bayanın kendine ait özel objeleri var. Yani hani hikayesi var. Yani hani onlarla birlikte çekilmiş fotoğrafları var. Ve bir fotoğraf sergimiz olmuş olacak. Ondan sonra büfemiz var. Bu şekilde bu öncesinde başlıyor. Yine. Öncesinde. Ondan sonra da işte saat 20'de 8, gösterim 8 var. Gibi, evet, filmimiz başlayacak. Akabinde de işte aynı şeyle katılımcılarla orada var olan işte realizatörü, yapımcıdır, yönetmendir. Onlarla birlikte de işte hani hikayeyi daha detaylı konuşma yani bir soru cevap evet olacak. Kısmı olacak. Çok güzel. Yani o zaman tekrar o soruyu soralım. Yani buna katılamayanlar ne yapacak? Tekrar bir gösterim olacak mı? Yani aslında bir günün birinde yayınlanacak mı bir yerlerde? Yani nasıl izleyebiliriz? Aslında hani böyle sizin vesilenizle bunu da duyurmuş olabiliriz. Yani hakikaten çok güzel bir belgesel filmimiz var. Ben bunu elimden geldiğince işte farklı yani birçok şehirlerde bulunan sinema salonlarıyla görüşüp şey yapacağım. Oralarda da gösterime girsin diye uğraşacağım. Ama buna hani örnek veriyorum Strasbourg, Lyon, işte ne bileyim 93-95 yani farklı şehirlerdeki arkadaşlar derneksel olarak işte böyle bir film var. Biz de burada işte buna destek veriyoruz şeklinde eğer yaklaşırlarsa böylelikle çok daha güzel olur. Çünkü sinemalar ona bakıyor abi. Mesela buna filme bir distribütör olsa bile hani film, sinema şeye bakıyor. Ben bu, hani bu gösteri ne kadar para kazanacağım? Tabii. Hani orada mesela orada yerel bir dernekle aktif hali yani onların isteğiyle ve aynı anda Nenüfar Derneği'nin hani teşvikle yapılırsa istek hani sinema kadar reddetmez normalde. Yani bu her şehirde aslında böyle sanat filmlerini biraz daha kültürel filmleri gösteren sinemalar var. Yani böyle popüler vizyondaki filmleri değil de aynı zamanda böyle bu tarz filmleri de gösteriyor. Kısa filmler gösteriyor. Onları bulup belki onlarla sizin temasınızı sağlama. Ve orada da bir kitlenin bu filmi mutlaka izleyeceğini herhalde onlara ifade etmek gerekiyor. Onu görmeleri gerekiyor. Ki zaten şöyle hani 5 kişi var. Bu 5'i 3'ü ünlü insanlar. Hani Gülbahar olsun, Marin olsun, Latife olsun bunların 3'ü hani tanınan insanlar. Evet. O yüzden onlar da hani birisi Uygur meselesi, diğeri de terörizm meselesi. Hani insan toplayabilecek şeyler yani. Konular. Evet. Başlık olarak. Evet, yani hepsi ilginç konular. İlginç konular. Yani bir de çok güncel konular. Yani şu anda yaşanan, daha doğrusu hiç durmamış da yani yaşanan derken sanki bir dönem dünya bunlardan arınmış gibi konuşuyoruz değil. Yani. Yani insan hakları da öyle, bu hastalıklar da öyle. Mesela bizim son dönemlerde çok aktif katılan Ahmet Aklanoğlu abimiz MS hastası olduğunu yazmış. Yani kendisi mesela izleyicilerimizden biri MS hastasıymış. Yatalak olarak hayatımı idame ettiriyorum diyor mesela. Yani o da çok yani yaygın toplumda olan şeyler bunlar. Evet, evet. MS veya farklı hastalıklar yani bunlara düçar olabiliyor insan. Ya o bölüm var, insan hakları boyutu var, sosyal adaletle ilgili bir kısım var, aşırıcılıkla mücadele var. Hepsi birbirinden ilginç ve bizim belki izleyip ders almamız, örnekler bir de mağduriyetlere bayan gözüyle bakma meselesi de yani hani
Yahudiler izlerken işte o filmlerini falan genelde bir erkek üzerinden gidiliyor falan oluyor da. Ama burada tamamıyla hani bayanların, o Uygur, özellikle Uygur meselesi, hani orada bayanların da ne çektiğini gündeme taşıma meselesi. Şöyle bir şey var, hani bugün biz hizmet olarak bir belgesel yapmak istersek ve sadece hizmeti anlatırsak, hani sadece hizmeti bilen ve tanıyan insanlara, evet, ulaşabiliriz. Ama burada, ya bunu bir propaganda filmi olarak görebilir insanlar. Tabii ki, evet. Aynen. Ama bu araya serpiştirme meselesi mesela bence kadınlar çok başarılı bir şey yani. Çünkü mağduriyet, herkesin mağduriyeti var. Bunların arasında işte bizim de yaşadığımız, onlardan hiç geri kalmayacak. Hani doğrudur, Uygurlar gerçekten, ama bizim abi ablalarımız da. Yasalaştı bir de, biliyorsunuz değil mi? Biz şeye başladık, çekimlere başladık. İşte bize onay verdi Gülbahar Hanım. O esnada da işte şeyden, meclisten geçti. Yani geçen zulüm, evet, Çin'in Uygurlar üzerine yaptığı zulmü tanıdılar. Tanıdılar, kabullendiler. Evet, kabullendiler. Yani. Evet, o da ona... tevafuk, aynen, diyelim. Denk geldi yani. Denk geldi, evet. Böyle bir güzellik. Bu şeyi verdik. Tabii sürekli o ekranda oluyor. Ekranda afiş oldu. Evet. Çok güzel. Açıklamalara da belki sosyal medya hesaplarını koyarız oradan. Yani sohbet kısmında kaldı. Açıklamalara da belki ekleriz sonradan. Yaparız onu da. Daha sonra izleyenler için alt kısımda nasıl bu derneğin, Nilüfer Derneği'nin faaliyetlerine ulaşabilirler. Bundan sonra katılabilirler. Onu görebilirler. Evet. Önemli. Önemli, çok önemli. Ayşe vallahi... Bilge ablası şey yazmış. Uluslararası Film Festivali'ne de katılabilir şartlar hani karşılıyorsa şayet. Ben ondan belgesel, geri kaldıklarını... Statüsünde belgesel bölümünde değil mi? Orada aynen, belgesel... Ya aslında bu filmin şöyle bir meselesi var. Başta bir distribütör arandı bayağı bir. Hani bu Arjantin sinemasına vermeden önce. Çünkü şöyle bir mesele var. Bir sinemada hani şu an vizesi alındı bu filmin. Vizesi alındığı zaman distribütör kartı kabul etmiyor. Yani distribütör meselesi de adam filan şirket filmi para alınıyor. Kazanacak ondan. Para kazanacak tabii. Evet. Yani sıkıntı değil ama film gösteriye girmiş olacak. Yani böyle sinemalar var. Hani bizim şahıs hani bölge bölge yapacağımız işi hani o distribütör yapacaktı. Hani aradık, bulamadık hani dişimize göre veya bir doğrusu bir cevap veren, çünkü film sektörü bayağı şu an bayağı bir sıkıntı da. Belgesel daha da sıkıntı da. Tabii ki her zaman yani. O yüzden biraz onu bekledik bayağı bir. Yapalım mı, yapmayalım mı? Hani distribütör hani bu vizyonu son günler, hani son haftalarda karar tam verdik. Hani onayladık. Hani o yüzden yapalım mı, yapmayalım mı, olsun mu, olmasın mı gibisinden. Sonra distribütör olayı biraz yattı. O yüzden bu şekilde hani bu Arjantin distribütörsüz o zaman yayılacak. Aynen. Yani biz distribütör yapacağız yani. Kendi vizamızı kendimiz aldık. Evet. Kendi vizamızla yayınlamış olacağız yani. Şimdi yani o yüzden aslında çok önemli, hani farklı şehirlerde, farklı bölgelerdeki derneklerin sahip çıkması, böylelikle işte sinema salonlarını daha kolay ikna etme şansına, evet, sahip, evet, olmuş oluruz yani. Çünkü bizim gösterime koyacağımız sinema salonu bile Figeblon, Guillaume, yani şu an belki kaç tane film var hani, ama ben götürdüğüm için o filmi biliyor, evet, ki arkasında da hani izleyici götüreceğim. O yüzden kabul ediyor. Aynı bunun gibi olacak yani hani. Bu biraz siz amatör başladık falan. Bundan sonra böyle daha profesyonel bir projeniz var mı? Bunu da soralım. Aslında amatör diyorsunuz da abi bu yapılan değil. Bu yapılan işe bakıldığı zaman, ulaşılan kişiyle bakıldığı kendisi zaman söyle dedi ya, hiç amatör değil yani. Hiç amatör değil aslında. Hiçbir eksiği yok. Evet, hiçbir eksiği yok. Kesinlikle. Yani, peki ustalık Arte'de yayınlanan bundan sonra ustalık yani projeniz var mı diye. Ya aslında ekip güzeldi. Hani belki şey başlarken söylemedik ya Daphne'yi. Sosyolog bir arkadaşımız var hani işte Daphne isminde. Onun vesilesi, çünkü bütün resmi şeyleri vesaire o ilgilenmiş oldu yani. Hani hakikaten bütün bu bayanlarla irtibat. O da dernek vesilesiyle tanıştığınız birisi mi? Öyle mi? Evet, hatta bir subhanallah hikayesi var. Anlatayım. Akşam zaten orada uçuş. Bir subhanallah daha alalım, evet. Daphne ile ilk tanışmamız bizim böyle yani hani ailevi, klasik Fransız hani belki, ama ailevi problemleri olan, işte ne bileyim hani kendi şahsi problemleri olan bir kızımız. Böyle görmüş dernek, biz çok aktifiz hani bulunduğumuz şehirde. Sonra kendisi de bu arada şey, sosyolog ve araştırmacı hani özellikle. Derneklere gidip de hani işte insanların yaşamları nasıl, işte Cartier'deki insanlar nasıl,
nasıl, farklı kültürler nasıl, bunun üzerine araştırma yapıp işte o tam depresyonda olduğu bir dönemde bizim yanımıza geliyor. Bizim bir işte ne bileyim aktivitemize katılıyor, bir faaliyetimize katılıyor. Bu vesileyle tanışmış olduk kendisiyle. İşte hani böyle yavaş yavaş şu an hani projenin artık yapımcısı kısmına gelmiş oldu yani hani. Evet. Ekip o yüzden çok güzel hakikaten. Yani hani onun da kendince fikirleri var yani hani. Ben çok istiyorum ikincisini çekmek. Hatta İkinci farklı aynen farklı alanlarında bile çekmek yani hani. Evet. İnşallah devam ettirebiliriz yani. İnşallah. Tüm kalbimizle semaveri olarak nasıl bir destek verebiliriz bu güzelliğe? Erdem Bey zaten sağ olsun birebir işin içinde. Bizlere de düşen bir şey varsa elimizi taşın altına tanıtımı koyalım. Yapmak ve tanıtımı yani yapmak evet çok önemli. Farklı şehirlerde mesela biraz önce yazdı. Tanıtım meselesi çok güçlü olmalı aslında. Mesela bilmiyorum. Siz Shell'de oturuyorsunuz. Shell'deki bir böyle bir sinema varsa abi siz Şatorlu'da. Bizim orada böyle bir sinema var. Ben onu düşündüm. Ama hani derneğimiz yok orada. Hani o yani şahıs olarak da olabilir yani. Evet hani burada insan toplayabilecek şekilde yani. Evet. Ben onun bağlantı bilgilerini bulup belki bir ön görüşme yapıp size aktarabilirim. Hmm. İyi olmaz. Bunlar kadar belki bir hani Nenüfer Derneği olarak belki filmin sinopsisini ya da afişini böyle bir drive bir dosyasını hazırlayın. Resmi kısımlarını zaten biz hallederiz. Yani hani o konuda hani şimdi genellikle bu tarz şeyler korku uyandırıyor. Şöyle korku kısmı yok yani resmi kısımlarında biz hallederiz yani. Hani işte tanıtımını göndermesi, işte ne bileyim detayını göndermesi vesaire bu kısımları biz hallederiz. Sadece işte bulunduğu yerdeki dernek veya bireysel hani bu filmi biz burada sahip çocuğu şu kadar kişi getireceğimize söz veriyoruz şeklinde hani böyle bir şeyle başlarsa o sinema salonu zaten hani kabul eder. Erdem abinin de dediği gibi kabul edecektir. Çünkü onu müşteri olarak görecektir. Evet. Yani biz de bu vesileyle aslında kendi dertlerimizden bahsetmiş olacağız yani. Bu vizyonlar sinemada gösterimler bitince YouTube veya Vimeo gibi bir mecrada ulaşılabilir hale gelir mi? Daha çok geniş kitlelere ulaşması için yani hani. Günün birinde. İstişare ettik de. Şöyle mesele var. Sadece hani uzun sadece belgesel kısmı değil. Çünkü diğer kısımlar bile 5 portre 5 saatlik hani tek hani 1 saatlik film hepsi evet. Aslında. Evet. Biz onların hepsini hani 1,5 saate sığdırmış olduk. Evet. Ama daha fazla detay isteyenler için hani bunları biz Vimeo'da hani düşündük yani böyle kiralama paralı da olabilir. Paralı bir şekilde versek mi? O biraz isteğe bağlı. Önce bir bakalım nasıl izlenecek, ne olacak. Hani ondan sonra bir istek gelirse onları Vimeo'dan hani ücretli bir şekilde hani çok böyle büyük bir masraf değil. Yani, evet yani. Hani 2-3 euro şeklinde hani sembolik bir fiyatta belki hani şey yapabiliriz yani. Evet. Ama biraz çünkü tek başına bağlı. Hepsinin çok güzel hikayeleri var. Her biri aynen, dediğiniz gibi. Şöyle, sen, tek şöyle diyeyim 1,5 saatlik belgesel izleyecek hani insanlar. Hani tadı böyle damağına kalıp hani tam acaba devam daha derininde ne var? Aynen sorulacak mesela. Diye, evet, evet. Önceden katılanlar mesela siz şey avukat Cemile ablanın şeyine katıldınız. Evet. Orada mesela siz oraya girince anlayacaksınız. Aha bak burada çok anlatılmamış ama. Hani iyi ki izlemişim diyeceksiniz. İyi ki izlemişim gibi. Ama tersi de olur mu bakalım. Ama çok fazla müdavimleri oldu filmimizin. Bu beni çok mutlu ediyor yani hani hakikaten. Hatta fan seviyesinde böyle gelecek insanlar var yani hani. 20'den fazla herhalde bilet satılmış olması lazım. Hani gidip de hani durup yer kalmaz falan deyip de şimdilikten yer alan olan insanlar olmuş yani. Yani salonu doldurma sorunu olacağını ben zannetmiyorum normal yine şartlarda. Yine de çok büyük bir salon. Ben korkuyorum açık ya, söylemek gerekirse ama yine hala de yani. Bilet salon doldurma duası yani. Edelim biz. Memnun olurum. Ama şöyle bir dua yok. Niye canım yani hani dua her türlü yapılabilir tamam, yani. Tamam o niyetle dua edelim inşallah. Ama şöyle bir şey de var mesela geçen sizin katıldığınız o yine Cemil ablanın şeyle alakalı. Mesela o gün arka sırada böyle bir iki sıra Arap kadın vardı. Evet. Normalde Araplar böyle Türkiye'ye aşık olanlar, Türkiye'yi sevenler. Hani o uzunu putlaştırmış şekilde insanlar. Onlardan da soru geldi diye hatırlıyorum. Soru geldi, full izlediler, böyle bayağı duygulandılar. Evet, duygulandılar. Hani şey yaptılar hani, evet, evet. Mesela ben böyle hiç bilmiyordum deyip de aslında evet. Hani orada yaşanmışlığı direkt birinci ağızdan. Aynen. Orada evet sahnede duruyor. Birinci ağızdan canlı. Evet, canlı yani. Çok dinleyince önemli. Etkilendiler. Cahit abi bilet fiyatını soruyor da 4 euro abi bilet fiyatı. 4 euro? 4 euro. Şey değil yani. Ay gerçekten. Normal sinemalar yani. 15 euro falan. Oraya ulaşmak için belki daha fazla para verirsiniz. Yani gitmek için ulaşım parası hakikaten daha fazla. Yine Paris. Ulaşım daha pahalı. Çok sembolik iş. Evet. Hakikaten. Gerçekten yani tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Müthiş bir emek. Ama varılan sonuç itibariyle müthiş bir proje.
daha yenilerini daha arkasında gelecek arkasında ben de bekliyoruz. Aktif bir başlangıç. Şekilde 2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. İnşallah bir daha araya COVID girmez de daha bir sonraki daha kısa dönemde geçen olur diyelim. Geçen yıl bu zamanlarda başlamıştık herhalde çekimlere. Bir senenin içerisinde de tamamlamış olduk. Çok yani güzel. Ne kadar güzel. Evet, başka sorunuz yoksa biz az önce alarmda çaldı bizim toparlamasını evet. Aslında daha çok hani anlatılacak şeyler var belki belgesel hakkında. Subhanallah'lık çok şey var ama bugünlük bu kadar, subhanallah'la yetişinelim. Size de derneğinize de daha nice defneler nasip etsin inşallah. Daha teşekkür güzel ederim. Projelere imzalar atın. Biz de elimizden geleni, tanıtımını, ne bileyim bize düşen ne varsa onu yapmaya çalışalım. Sağ olsun Erdem Bey de zaten sizlerle dirsek temasında her zaman. Daha güzel günlere diyelim. Çok sizin eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa. Yok, bir küçük bir şiirimiz var, onu da okuyup huzurdan ayrılalım diyoruz. Teşekkür ederim.